Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Muş Merkez. Muş'ta bir lezzet durağına konuk olduk. Hatay mutfağındayız. Yanımızda bu güzel işletmemizin sahibi Sayın Fatma Yıldırım Hanım var. Bakalım bizlere sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar Fatma Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere minnettarız. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Fatma'nın bölgede belli bir süredir hizmet veriyorsunuz. Burada birçok lezzetiniz var, birçok ürününüz var. Anne eli dediğimiz, özlediğimiz lezzetler burada. Evet. Bunların tamamından bahsedeceğiz ama öncelikle biraz sizleri tanımak isteriz. Fatma Yıldırım kimdir? Sektöre nasıl giriş yaptı? Fatma Yıldırım. 1974 doğumluyum. Hataylıyım. Eşimin görevinden dolayı biz Muş'a geldik. Bir anda aslında karar verdim. Hani yıllardır aslında istediğim bir işti. Evet. Bir günde karar verdik. Niye olmasın dedik. Ve firmamızı kurduk. Aynen öyle oldu. Peki firmamız ne zaman kuruldu? 2014. 2014 evet. Yılında kuruldu. Şimdi sektörünüzde birçok firma var. Birçok anlamda rekabet anlamında sizlerle beraber çalışan evet. firmalar var. Sizi bunlardan ayıran özellikler nelerdir? Ya bizi onlardan ayıran... Bizim mekan çok temiz, lezzetli, kaliteli şeyler kullanıyoruz. Çoğu insan da, çoğu müşterilerimiz de bunu fark etti, gördüler. Onlar da memnun, ben de memnunum. Hani bizi onlardan ayıran kalite. Kesinlikle. Kalite ve güler yüz diyoruz kesinlikle. Değil mi her şeyden önce? Aynen. Biz burada çünkü bir lokanta olarak hizmet vermiyoruz. Evet ticarethaneyiz, kar amaçlı güdülen bir yer ama evet. her şeyden önce biz burada hizmet için varız diyoruz. Ve aynen. kaliteli anlamda hizmetimizin arkasındayız diyoruz. Aynen. Gelen burada sadece yemek yemiyor. Çok güzel arkadaşlıklar oldu, sohbetler oldu. Herkes çok memnun buranın açılmasından. Biz de çok memnunuz. Müşterilerimiz de çok memnun. Evet. İyi ki açmışız. Değil mi? Peki ileriye yönelik hedeflerimizden, projelerimizden bahsedeceğim ama izleyicilerimiz şu anda merakla bekliyorlar. Burada hangi lezzetlerimiz var? Nelerin tadına bakabiliyorlar kendileri? Biz genelde Hatay'ın yöresel yemekleri çıkıyor. Hani şu anda burada olmayan tepsi kebabımız, tuzla tavuğumuz. İçli köftemiz. İçli köftemiz. Bugün çekim olacak ama tükendi. Öğlen çok yoğunduk. Değil mi? Kuru fasulyemiz, güvecimiz. Muş'un hiçbir yerinde yok. Toprak güveçte pişiriyoruz. Sade et, tuz ve kekikle. Güvecimiz aynı şekilde toprak güveçte pişiyor. Tavuk sarmamız, pilavımız. Yani bir bayanın yapabileceği her şey var. Değil mi? Ve burada ağırlık olarak da Hatay'ın yöresel lezzetleri. Hatay'ın kesinlikle yöresel yemekleri. Hani annemden ne gördüysem şu anda onları pişiriyorum. İnşallah diyoruz bizler de bu şekilde bu lezzetlerle devam edersiniz. İnşallah. Çünkü inanın şu anda röportaj bitse de şunların lezzetine baksak diye düşünür olduk. Kokuları aynı şekilde inanılmaz lezzetli oldukları belli. Peki ileri yönelik hedeflerimiz, projelerimiz nelerdir? Biz Hatay mutfağını nerelerde görebileceğiz? Ya şu anda buradayız ama ileride başka yerleri düşünüyor muyuz? Düşünüyoruz. Niye olmasın? Başka yerlerde başka şubelerimiz. Olacak yani. Peki bizler de diyoruz o halde Bingöl'e yolu düşen, Tunceli'ye yolu düşen, Elazığ'a yolu düşen her yerden burada Muş'ta bir kapıları var. Evet. Burada güler yüzde ve çok huzurlu yemek yiyebilecekleri, lezzetli yemekler yiyebilecekleri bir ortam. Gönül rahatlığıyla yiyebilecekleri bir yer, bir mekan. Hiçbir şekilde hiçbir tereddütleri olmadan yiyebilecekleri bir mekan burası. Peki. Bizler de inşallah hedeflerinize ulaşmanızı bir an önce temenni ediyoruz ve bu konuda da sizlere başarılar diliyoruz. Son olarak burada lokasyonumuz hakkında bilgi almak istiyorum. Şimdi aynı anda kaç kişi ağırlayabiliyoruz Hatay mutfağında? Hatay mutfağında aynı anda 40-45 kişiyi ağırlayabiliyoruz. 40-45 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Evet. Beraberinde Muş merkezde hizmet evet. veriyoruz. Evet. Ana cadde üzerinde zaten Hatay mutfağı bir markadır. Evet. Kime sorsalar gösterirler kesinlikle, diyoruz değil mi? Kesinlikle. Peki son olarak buradan Hatay mutfağından Muş'tan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz Fatma Hanım? Muş halkına öncelikle teşekkür ediyorum. Hani açtığım günden beri destekler bana. Evet. Hiçbir şekilde yabancısın, burada iş yapamazsın gibi hiçbir şey olmadı. Tam destek aldım halktan. Her zaman yanımdalar. O yönden onlara teşekkür ediyorum.
Peki bizler de sizlere bizi konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını teşekkür diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz Tümüz ile devam edecek. Muş'tan bir lezzet durağından, Hatay mutfağından aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.